Beyler bayanlar, içeri girdik. Herkes dans ediyor. Şurada gördüğünüz görüntü defile olduğunu zannedebilirsiniz ama bir defile yok. Sorry. Bu köşede mekanın muhtarı gibi takılacağız. Burada kim varmış? Movement so graceful, wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, crystallize. Evet, sonunda Küba Kamp'a geldik. Abi, Ukrayna deyince akla gelen ilk şey gece hayatı. Milyonlarca turist de Ukrayna'ya dünyanın dört bir tarafından... Ya abi boş ver, şeye girmeyelim, düşeceğiz şimdi, dur sabit dur. Dünyanın dört bir tarafından milyonlarca turist de aslında Ukrayna'ya ne kadar başka bir turizm amaçlı gelmiş olsa da gece hayatını da es geçmek istemiyorlar. Hazır yaz gelmiş, pandemi Ukrayna'da bitmeye yaklaşmış. Ben de sizlere Ukrayna'daki favori mekanlarımı ve diğer tüm mekanları gece eğlenebileceğiniz teker teker göstermek istedim. Bunlardan en iyisinden biri olan Küba Kamp'ın giriş yerindeyim. Niye videoya buradan başlıyorum? Çünkü taksiyle geldiğinizde buraya kadar gelebileceksiniz. Bundan sonra birazdan çok tatlı, bunların kendi minibüsleri var. Minibüse tıkış tıkış tüm herkes binecek ve minibüsle birlikte Küba Kamp'a gideceğiz. Girişi burada çok uzun tutmayayım. İçeride bir adada kurulmuş, sadece yazın açık olan çok güzel bir açık hava klubu göreceksiniz. Etkinlikler, tam bir festival alanı. Burada çok fazla konuşmayayım. İnsanların ne kadar sıcakkanlı olduğunu, ne kadar konuşkan olduğunu, Ukraynalıların güzelliğini, her şeyi orada göreceğiz. Isn't it? Yes. O zaman hocam, otobüse doğru binelim. Kaçırdık mı? Yarım saat bekleriz. Abi gördüğünüz gibi otobüs, şöyle bir otobüs. Şimdi otobüse bineceğiz, yolculuğumuz başlayacak. Здравствуйте, доброго вечера. Куба, Куба, на Куба. На Куба, так? Да, Куба Либра. Дуже добре, дуже добре. Abi şimdi yavaş yavaş doluşmaya başladık. Alemdar Turizm'in değerli yolcuları, yolculuğumuz burada sona ermiştir. Hiçbir kadın yolcularımıza zarar gelmeden tek parça halinde Küba Kamp'a getirdik. Buyurun hanımlar, buyurun. Abi evet, aynen gördüğünüz gibi otobüsten indik, Küba Kamp'a geldik. Şimdi ben Ukrayna gece hayatında gördüğüm, eğlendiğim, insanların da gerçekten çok sıcakkanlı olduğu, aynı zamanda ormanın adada olması sebebiyle çok kendimi huzurlu böyle hissettiğim bir yer. Arkanı dönersen ben de hemen buraya geleyim. Aynen böyle bir yerden giriyorsunuz ve adada çok güzel. Ses kaydı yapıyor muyum? Yapıyorum. Neyse, burada da çok uzatmayalım. Buradaki herkesin eğlenmek için geldi. Yani şehirden uzaklaşıyorsun abi. Bu adaya sadece eğlenmek için. Hello, welcome. Yani hello dediğimiz, selam verdiğimiz herkes çok güler yüzlü. Bilmiyorum yani, bazıları Türklere karşı önyargı falan var diyor ama ben böyle ayrı bir sempati hissediyorum. Belki de o benim sempatikliğimdir. Hadi girelim, içki fiyatlarını, içeriği, dansları, nasıl gelebileceğimizi gösterdikten sonraki asıl önemli yer içeriği sizlere gösterelim. Здравствуйте. Arkadaşlar, sularınızı, içeceklerinizi burada bırakıyorsunuz geldikten sonra. Can you repeat again? So, welcome to Повторить, будь ласка. Teşekkür ederim. Дуже дякую, дуже дякую. Abi çok sıcakkanlı bir giriş. Evet. Abi şunu söyleyeyim, giriş ücretsiz, girdik.
daha saat erken, birazdan ortam yıkılacak. Biz de ortamı... Cümleyi bulamadım, gidelim. Beyler bayanlar, içeri girdik. Herkes dans ediyor. Ama bizler dans edemiyoruz çünkü bir şey içmedik. Hadi gelin önce bir içki alalım. İçki fiyatlarını da soralım. Hem de size mekanı göstereyim. Gelin abi. Kız beni ezdi. Hocam. Şurada gördüğünüz görüntü defile olduğunu zannedebilirsiniz ama bir defile yok. Tuvalet kuyruğu. Abi sırada çok sıra var. Sıra beklememek için biraz çingene olmanız lazım. Yani benim gibi. 3 gin tonic, 1 korona ekstra. İşin kötü yanı çok kalabalık olduğu için ve alan barda her yerde kırıp düşürebilecek çok alan olduğu için, çünkü biz bir adadayız. O yüzden plastik bardakla veriyorlar. Yapacak bir şey yok. Benim aslında sık geldiğim bir mekan. İçki fiyatlarının genel bandı hakkında bilgi vermem gerekirse normalin birazcık %20 daha üstünde diyebilirim. %20-%25 ama kesinlikle hak eden bir mekan, onu da söylemek istiyorum. Şimdi sizi DJ kabinini oraya götüreceğim. Orada bakın millet nasıl. Size dobre. Şimdi kameramanın eli dolu olduğu için ben kamerayı ben alıyorum arkadaşlar. Zaten siz benim çirkin yüzümü değil, güzel yüzler görmek istiyorsunuz. Şimdi sizleri güzel yüzlerle, dansla... Abi az önceki ortamı, nasıl kalabalık içinde insanların dans ettiğini gördünüz. Aynı mekanın bir de kumsalı olduğunu düşünün. Müzik arkadan geliyordur ufak da olsa. Burada ateş başında kumsalda dans eden insanlar. Hemen buradan nargile içen, sohbet eden, daha da denize yaklaşan insanlar var. Gelin ateşin etrafına doğru. Ne çekiyor mu çocuk? O da story çekiyormuş. Bir deniz manzarasına bakalım. Abi, böyle bir yerde club'tasın. Arkan nehir, kumsal bölümündeyiz. İnsanlar biraz daha yaklaştığında kumsala doğru ilerliyorlar. Evet, bu arada Can da geldi. Hiç. Can da bir arkadaşıyla beraber gelmiş. Aramıza katıldı. Yavaş yavaş kalabalıklaşıyoruz. Geleneksel olan olmaya devam ediyor. Şurada bir yanda ateş yakan insanlar, bir yanda nargile içen insanlar, bir yanda deli gibi dans eden insanlar, her şeyi bir arada bir adada bulabiliyorsunuz. Biraz mekanı çok övüyormuşum gibi oluyor ama en favori mekanlarımdan, aslında en az övmem lazım ki çok kalabalık olmasın. Ama her şey gayet güzel, eğlenceli. Sizlere de olabildiğince göstermeye çalışıyoruz. Küba Kamp Kiev'deki en güzel yazlık akşamları takılacak yerlerden biri. Tavsiye değildir, sponsorluk almadım. Bu birayı paramla aldım. Kaç para peki bira? Biraz bilgi verelim. 2 bira, 2 biraya 230 grivna verdim. Yani 4, 8, 10 dolar. Tanesi 115 grivna.
115 gram ama tanesi. Ben bölemedim. 4 dolar. 4 dolar. Evet. Güzel mi tadı? Abi korona yani. En moda bira son zamanlarda. Belarus'tan da bir misafirimiz var, Türk oyuncu. Evet. And how do you feel in Kiev? Do you like? I feel good. Yes, please English. Good. Speed, like speed. Yeah. You like Samar, like Kiev? I don't understand what do you want? Sorry. I don't know English, sir. I что у меня под полом? Тоже ты говоришь по-русски? Это можно? Я могу говорить тамам. Easy. Kötü. Aa, şekerim benim. Şimdi hocam, elimde bir gin tonic var. Gin tonic 185 hryvnia. Yani yaklaşık 7 dolar falan yapıyor. Siz de geldiğiniz dönemki veya hangi ülkeden geliyorsanız ne kadar pahalı ucuz olduğunu yorumlayabilirsiniz. Corona Extra 115 hryvnia, yaklaşık 4 dolar. Buraya girişte ücretsiz, adada bir yer. Evet, birazcık daha sessiz alanlara doğru ilerleyelim. Biraz karanlık, görüntü bozulacak ama. Şimdi aslında burası gündüzleri jet ski kiralayabileceğiniz, böyle çeşitli çocuklar için aktiviteler olan bir kamp. Gece de böyle tabiri caizse plajda, deniz kenarında bir gece kulübüne dönüşüyor. Buradaki insanların, buraya gelen insanların yaklaşık 30 dakika taksiyle şehir merkezinden gelmesi gerekiyor. Dönüşte de tekrar taksiyle dönmek zorundasınız. Başka hiçbir ulaşım aracı yok. Hatta taksiyle geldiğiniz noktadan sonra gördüğünüz gibi otobüse binmek zorundasınız. O yüzden aslında buraya gelen insanlar aslında birazcık daha farklı tarzda eğlenmek isteyen insanlar diyebilirim. Birçoğu böyle çok fazla kulübe gitmeyen insan ama buranın çok ayrı bir, özgür bir havası var. O yüzden burası aslında birazcık daha böyle hem sakin hem de hiçbir şey takmadan dans etmek isteyen insanlar için, özgürce dans etmek isteyen insanlar için birazcık mükemmel bir ortam diyebilirim. Şu hemen çocuklar için olanı göstereyim. Ya düşünün, bir anda deli gibi içen insanlar var. Burada da bir çocuk kampı var. Çocuk var ya burada. Fotoğraf çekilmek için de mükemmel bir alan. Gerçekten sanatsal tasarımı da çok güzel. Ya birçok insan aslında burada story çekiyordu. Tabii çitlerle kapatmışlar. Yani aslında şöyle herhalde, çocuklu aileler gelip çocuklarını bırakıp deli gibi eğlenebiliyorlar. Mekana girişten itibaren size mekanı göstereyim ki siz de geldiğinizde yabancılık çekmeyin. Hemen geldiğinizde Cuba Camp, surf, yemek, dans ve aşk diye şöyle bir tabela göreceksiniz renkli. Birçok insanın da böyle fotoğraf çektirdiğini de göreceksiniz. Biz de bir fotoğraf çekelim. Hemen sonra yürüdüğünüzde önünüzde böyle kocaman bir dans pisti çıkacak. Bu tasarıma bakın. Now I am with Jeff. He's my best friend, the best foreigner friends here. So, no. Okay, he is one of my best friends. Normalde bugün bir iki bardak içki içip bırakacaktım ama şu anda 10. bardağımı falan içiyorum. Jeff de bana boyut. Ana adam nasıl bardağı kırdı? Hocam selamlar. Hello. Anlamıyorum ama çok iyi. Ne söylüyordum abi, iki tane mojito aldı Jeff, 400 grivnaymış. Yani tanesi 200 grivna. Böylece başkasına içip ki ısmarlatarak tüm içki fiyatlarını da öğreniyorum. Neyse size en iyisi menüyü göstereyim. Oradaki içki fiyatlarını daha iyi görürüz. Bir mojito 200 grivnaymış, bunu da söylemiş olayım. Menüyü de çekecek olursam şöyle. Burada rom fiyatları var, 50 yani şans. Viski fiyatları. Biralara gelirsek, burada biralar var, draft biralar var. Şampanya fiyatları. Falan filan. Kimin umurunda ya? I said like, price is not important. Exactly, the beauty is important. When you have rich friends, like Jeff, money is not We are rich in friendship. Yeah, thank you.
I trick him like this always. I told him, one day I will pay for you, one day I will pay for you. And this day never came yet, yeah, right? The relationship has been fine, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Oh, this one is better. You know, last time it was shit when we ordered, but this one is so good. Yeah, this one's good. Yeah, this one is so good. We ordered from that shit one. Oh, wow, it's way better. Yeah, yeah. Sorry, sorry, sorry. We got the mojito. Şerefe. Hello! What is your name? Jogo. Jogo, where are you from? Seattle. Seattle? And do you live in Ukraine or are you a tourist? I know. I live in Rabota. Nice. What do you think about this club? It's nice. Did you like? I think so. Yeah, nice to meet you. I am Samet. Samet. Hadi. İçmeyecektim. Kıramıyorum. Abi bak çok ilginç. Florida'dan bir misafirimiz gelmiş. Şimdi burada yaşayan bir Florida'dan Jeff. Okay Jeff, let's make some comment about this club. You know, because we are making video about this club. So this is Cuba Camp. It's existed since I think 2 years ago. Yeah, 2 years. Definitely last year. İki yıl önce açıldı. Each year it's upgraded. It's much bigger these days. It's got all deck seating. I would like to ask you because also you live in Kiev. You know many places. So what do you think about like Cuba Camp? What is the difference for here? Cuba Camp, this is the thing you must understand about Ukrainians. They love to go far away just for somewhere that's as good as that's near to them. So is this the only place that's good? No. But it's a little further away. Yeah. They enjoy just going to that just because it's something different. Yeah. Ya uzağa gitmeyi seviyorlar diyor. Sadece değişik bir şey olsun. Ukrainian people like something different. Yes, you know? Because they live in the city, they go to work, they want to go outside. Yesterday we were together. Yeah. And in city center. Yeah, city center was dead. And like, now it's a Sunday. Abi, yesterday was Saturday. Was dün Sunday. Cumartesiydi ve şehir merkezi ölüydü. Şimdi biz buraya geldik. Pazar günü normalde bunun ölü olması lazım. But it's extremely crowded, yes. Fun. People are so friendly. So yesterday we made a wrong choice, but yes. Today we made now we are a very great choice. Okay, o zaman içmeye, eğlenmeye Jeff de aramıza katıldı. Devam ediyoruz. Görüşürüz. Jeff, what did you find? What will be my fortune? Abi burada bir fal çarkı what var. What will be my fortune? Bakalım geleceğinde. A lot of them involve spending more money at Cuba Camp, but we'll see. Alright, I don't know if this one's going to happen. Oh, no, what do we do? Like dancing with your headphones. Wait, he's turning still. Oh, wait. Leave Cuba Camp last. I probably will because I got here last. No, well, no, so. No, wait, he's moving. King of the party, leave Cuba last. I came last. Last in, last out. Ya abi, son geldi, daha yeni geldi. Jeff diyor ki zaten en son ben çıkacağım diyor. We will see. So, Budmo. Thanks, you came here, bro. Abi, Jeff'le burada Monatik konserine gelmiştik. Jeff bana hediye bir bilet armağan etmişti. O videoyu da açıklamalar kısmına koyarım. İzlemek isteyen izleyebilir. How you know me? I just watch YouTube. I just looking videos, some videos from Cuba Camp. Yes. And I watch a video from this guy for about Cuba Camp. About yeah. Did you like it? Monatik, yes. It's good. It's great because I love this this restaurant because I love it. I just working here. Is this that you work here? Yeah. Yes, I work here this year and last year. Yeah. Yes. And I in winter I looking for some videos about Cuba Camp and yes. I watch you in YouTube. I stand here and I see you go. Yes. O köşedeydin diyor, seni mi gördüm diyor yani. Yes. You have many videos about Ukraine. I
I watch your channel. Thank you so much. Thank you so much. I subscribe to your channel. Oh, there we go. Thank you so much. Vadim. We will come to find you. You're from Australia, yes? Yes. I love the Americans. Yes. In Manatic, yes? Yeah. You introduced... interviewed Oleg last year. When Manatic. We just ran into him. I watched this video. Long video, but I see all videos. Wonderful. So if you like, I really appreciate and I am happy that you like, because I made as a foreigner your country and your... I love you. You're from Turkey, you're from Australia. I remember. Thank you so much. Amazing. Vadim, nice to meet you. Yes, Samet. I know. Okay. I subscribe for you need to. Okay. I watch you too. Thank you so much. So much. Nice to meet you. Abi, çok gurur verici bir Ukraynalı bile yanıma gelip bizim ülkemizi sadece kadın değil, bizim ülkemizi, kültürümüzü, her şeyimizi gösterdiği için teşekkür ederim diyerek koşarak yanıma geldi. Benim için de büyük bir mutluluk, büyük bir onur. Umarım daha iyilerini, daha güzellerini hep beraber yapabiliriz. Neyse, eğlenmemize devam edelim. Birazdan zaten kapanışı yaparız. Çünkü çok büyük yeterlice video çektiğimi düşünüyorum. Burayı da elimizden geldiğince gösterdik. Hatta kapanışı yapayım. Hazır Vadim'le konuşmuşken de kapanışı yapayım. Abi geldim sizlere elimden geldiğince. Ya benim gittiğim mekanları arkadaşlar aynı zamanda story'de atıyorum. İster istemez burada yaşayan veya beni takip eden turist 10-15 arkadaşım geliyor. Bu arkadaşlar gelince de onlarla birlikte hep beraber eğlenmek, konuşmak istiyorum. Birazcık çalışmam yarıda da kalsa insan benim için en önemli faktör. İnsan hayattaki en değerli kazanabileceğiniz varlık diye düşünüyorum. O yüzden birçok videoda belki istediğim gibi olmuyor ama birçok insanla tanışıyorum. Dediğim gibi ben video çekerken burada yalnız başıma gelsem de 10-15 arkadaşım şu anda içeride beni bekliyor. Ben de yavaş yavaş kapanışı yapayım sizler için. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videoları canlı canlı, gerek canlı yayında yapıyorum Instagram'dan. Storylerle takip etmek, konumlarını görmek istiyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki mekanda, gece hayatında sizlerin gitmesini önerdiğim veya objektif bir şekilde mekanları gösterdiğim bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.